Herkese merhabalar. Ben Avrasya Hospital'dan operatör doktor Hasanlıca. Bugün size sleeve gastrectomy yani tüp mide ameliyatından bahsetmek istiyorum. Şimdi e, kilolu olmak demek ille de yani obez olmak demek değil. E, ne demek? Bu body mass endeksine bakıyoruz. Birçok videomda da söyledim. E, biz kilomuzu vücudumuzun metre cinsinden karesine böldüğümüzde çıkan değer önemli. Eğer bu değer 30'un üstündeyse obezsiniz, 35'in üstündeyse morbid obezsiniz. Bu obezite eğer morbid obezite ve daha üstündeyse hele 40'ın üstündeyse birçok yanlış hastalığa davet çıkarıyor. Ee, en basitinden sizin yaşam konforunuzu, kalitenizi iyice yerlere seriyor ve e, bu durumda şeker, tansiyon, eklem ağrıları hatta kansere varan bir sürü hastalığın en büyük nedenlerinden biri. Biz de diyoruz ki sağlık için, güzellik için değil. Tamam güzel kilo vermek günümüz şartlarında güzel görünmemizi de sağlıyor ama o değil. Sağlık için kendinize bir yatırım yapmak için bu şart. Eğer bütün diyetlere rağmen, bütün böyle profesyonel yardımlara rağmen olmuyorsa, normal kilonuza gelemiyorsa ve 35'in üstündeyseniz o zaman bize başvuracaksınız. Biz ne yapacağız? İlk önce sizi değerlendireceğiz. Ardından uygun olan ameliyat tekniğini size söyleyeceğiz. Ardından da en fazla yaptığımız yöntem, tüm dünyada bu böyle zaten, sleeve gastrectomy yani halkın tüp mide dediği ameliyatı yapmak. Burada kapalı yöntemle yapıyoruz. Kamerayla yani dört tane ufak delikten karın içine giriyoruz. Karını karbondioksitle şişiriyoruz. Bundan sonra da midenin yemek borusundan aşağı kadar olan, antrum kısmına kadar olan fazla olan kısmını yani genişleyebilen kısmını çıkartıyoruz. Stepler cihazlarımız var burada kullandığımız. Bunlar önemli cihazlar. Ee, tek sefer kullanıyoruz çünkü. Bunlar mideyi hem kesiyor hem yanlı olarak titanyum zımbalar koyuyor. 3 sıra sağ tarafa 3 sıra sol tarafa. Böylelikle teknikte kaçak ihtimali vesaire çok minimum oluyor. Hatta hiç görmüyoruz bile diyebiliriz. Ee, midenin çıkardığımız fundus kısmında açlık hormonu salgılanıyor. Bu açlık hormonu tabii çıkardığımız mide tarafında kaldığı için böylelikle açlık hormonu seviyeniz çok düşüyor. Ve ancak yukarı beyne giden sinyaller artık açım demiyor. Bundan dolayı da az bir şey yiyerek hem gerekli kaloriyi alıyorsunuz hem de müthiş bir doygunluk hissi oluyor. Bu yöntemin başarısı burada zaten. Güzel ellerde temiz teknikle iyi cihazlar kullanarak yapılan tüp mide ameliyatları çok başarılı. Eğer e, kilonuzu diğer yöntemlerle çözemiyorsanız tüp mide ameliyatını öneriyorum.